ÖSYM'de skandalların sonu gelmiyor. Şimdi de kurum kişiye özel kadro oluşturulduğu iddiasıyla çalkalanıyor. ÖSYM'de yapılan personel alımı sınavlarının kişiye özel yapıldığı, kuruma 3 sınav uzmanının KPSS puanı olmadan alındığını öne süren Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, kimlerin bu sınavlara gireceği ve kimlerin kazanacağı önceden biliniyordu ifadesini kullandı. ÖSYM'de skandallar bitmek bilmiyor. YGS'de şifreleme yapıldığı ve kopya çekildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmaların odağındaki ÖSYM için kişiye özel kadro iddiası var. İddianın sahibi Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'a göre önce Meteksan'da ardından ÖSYM'de geçici personel statüsünde çalışan 3 personel için göstermelik sınav yapıldı ve bu kişiler 2 Mayıs tarihinde kadroya geçirildi. Koncuk, kimlerin sınavı kazanacağının önceden bilindiğini de öne sürdü. Yani ÖSYM'de yapılan bu sınav uygulamaları kişiye özgü uygulamalar olmuş ve kimlerin bu sınavı kazanacağı esasen herkes tarafından önceden biliniyor. Kurum mevzuatının sınava işe alınacak kişilere göre uyarlandığını da iddia eden Koncuk, başkalarının başvuru yapamaması için özel şartlar konulduğunu da ileri sürdü. İşi kişiye özel hale getirmiş. Yani alacağı adamları bir şekilde önceden belirlemiş. Belirledikten sonra mevzuatı onlara göre uyarlamış. İlan onlara göre verilmiş. İşte yabancı ülkede yüksek lisans yapma tercih sebebidir diye bir takım özel şartlar konmuş. Ve başka insanlar başvuramamışlar. Koncuk bu uygulamanın adı konulmamış kadrolaşma olduğunu da ifade etti. Bu alenen kadrolaşmadır. Alenen kadrolaşmadır ve bu kadro, bu Ali Demir'in bizzat kendisinin tespit ettiği bu kadro YGS'yi, ALES'i işte ellerine yüzlerine bulaştırmış bir kadrodur. İsmail Koncuk bu alımlara gerekçe olan yasa maddesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtıklarını da hatırlattı. Bu arada CHP'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkında kanunun bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Öte yandan YGS'de şifre skandalının ardından iptal davasında ÖSYM İdare Mahkemesi'ne savunmasını sundu. Savunmada neden kişiye özgü kitapçık ve bu kitapçıklarda şifre kullanıldığı anlatıldı.